Mutlu günler diliyoruz sayın seyirciler. Gün ortası haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Başbakan Ünal Üstel Türkiye'den gelen suyun yarın yapılacak açılışla birlikte Güzelyurt'taki Narenciye bahçelerine ulaşacağını açıkladı. Başbakan Üstel Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyarette iki ülke arasındaki iktisadi ve mali işbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunulacağını da belirtti. Başbakan Ünal Üstel, BRT'de yayınlanan Burası Önemli programında hükümetin icraatlarını anlattı. Levent Kutay'ın sorularını yanıtladı. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyareti değerlendiren Başbakan Üstel, Yılmaz'ın daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyarette Ercan Devlet Havalimanı ve elektrikte yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi için kabloyla elektrik enerjisi getirilmesi konularının ele alındığını kaydetti. Başbakan Üstel, Cevdet Yılmaz'ın iktisadi ve mali işbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere yarın saat 10 civarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağını ve projelerin altyapılarının hayata geçirilmesi konularının ele alınacağını kaydetti. Üstel, Türkiye'den gelen suyun yarın Güzelyurt'taki Narenciye bahçelerine ulaşacağını da belirtti. Güzelyurt'taki Narenciye bahçeleri Anadolu'dan gelen suyun buluşması için yarın onun lansmanını yapacağız. Yani açılışını yapacağız ve artık Güzelyurt'ta Narenciye bahçelerimiz veya ZEPS'e yetiren bahçelerimiz Anadolu'nun gelen suyuyla buluşturmuş olacağız. Ve ikincisi de yine onu gerçekleştirildi ve bir ikinci büyük projede Mesarya uvalarıyla Anadolu sulunu buluşturmaktır ve onun çalışmalarını da yerinde göreceğiz ve o doğrultuda da biz kamuoyuna da bu konuda bilgilendirme yapacağız. Altyapıyı güçlendirmek, Lefkoşa'ya 500 yataklı hastane, Güzelyurt Hastanesi'nin yapımı, Lapta Alsancak Hastanesi'nin revize edilmesi, Girne Hastanesi'nin iç donanımının bitirilmesi gibi konuların daha önceki protokollerde yer aldığını anımsatan Başbakan Üstel, sırada okullar ve yolların olduğunu ifade etti. Şimdi bizim sıramızda Lefkoşa Çevre Yolu'nun süratli bir şekilde hayat bulmasıdır. Oradaki istimlakları biz istimlaklarını bitirdik. Parası ayrılmıştır ve önümüzdeki günlerde o yolun startı da verilecek ki insanımız daha rahat hem Girne'ye ulaşabilsin hem de Gönyeli üzerinden Güzelyurt'a daha kolay ulaşabilsin. Hem de oradan Ercan Havalimanı ve oradan da Gazi Magusa'mıza ulaşması için bu çalışmaları yapıyoruz. Zaten bunlar için geliyor. Bunları yerinde göreceğiz. Yerinde inceleyeceğiz ve bütün bunların startı verilmiştir. Daha süratli olması için de çalışmalarımıza yüz vereceğiz. Üstel, hükümet olarak kurulduğumuz günden beri halkımıza ne söz verdiysek o sözleri yerine getiriyoruz, hepsini birer birer yapıyoruz dedi. Üstel, Ercan Havalimanı'nın 2024 yılında daha çok ihtiyaca cevap verecek hale geleceğini de vurguladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. Yıldırım iki günlük resmi temasları kapsamında devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti Eski Meclis Başkanı ve Eski Başbakanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. Şu sıralarda Ercan Havaalanı'nda olması beklenen Binali Yıldırım, ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ardından da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek. Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını salı günü de sürdürecek. Yıldırım, temaslarının ikinci gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyası entegrasyonu içindeki yeri ve önemi konulu panele katılacak. Gönyeli'de Concord Tower'da saat 10'da başlayacak panelin açılışında Profesör Doktor Muhittin Şimşek, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşacak. Binali Yıldırım, salı günü öğleden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılacak.
İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, sosyal medya üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı pazarlamak isteyen kişinin Türkiye İçişleri Bakanlığı'yla yapılan işbirliği sonucunda yakalandığını açıkladı. Bakan Oğuz, söz konusu şahsın vatandaşlığının iptaline ilişkin hukuki durumun araştırıldığını ifade ederek, bu ülkenin vatandaşlığı bu kadar ucuz değil dedi. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, sosyal medya üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığına ilişkin yayınlanan ilan konusunda gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi. Oğuz, BRT'de katıldığı Manşet Artı programında yaptığı açıklamada sosyal medyada Ecehan Tülüce kullanıcı adıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ister misiniz şeklinde bir ilan yayınlayan Lütfiye Tülüce isimli kişi hakkında İçişleri Bakanlığı olarak gerekli incelemenin yapıldığını ve ilgili kişiye de ulaşarak konunun gerçekleştiğinin tespit edildiğini kaydetti. Bakan Oğuz bu noktada Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya konuyu aktardığını ve konu edilen şahsın sabah saat 4'te Manisa'da yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili işlem ve takibi sürdüreceğini ifade eden Oğuz, duyarlı yaklaşımından dolayı mevkidaşım Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'ya teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile her konuda yakın işbirliğimiz devam edecektir dedi. Bakan Oğuz, vatandaşlık konusunun hassas ve değerli olduğunun altını çizerek vatandaşlık alan kişilerin belli bir özen ve liyakat göstermesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlık konusunun tartışıldığı yönünde çıkan haberlerin birçok açıdan sakıncalar yarattığına değinen Oğuz, yasal açıdan veya teamüller çerçevesinde verilen tüm vatandaşlıklarda vicdani sorumluluk bulunduğunun da altını çizdi. Bununla ilgili duyunca ben de konuya direkt müdahil oldum. Yani biraz da öyle bir huyum vardı maalesef. Baktım ki iş ciddi. Sağ olsun Sayın Türkiye Cumhuriyetimizin İçişleri Bakanı'nı gece aradım. Gece yarısı dedim Sayın Bakanım böyle bir durum var, hassasiyet var. Biz hassasız, belki çok vardır böyle durumlar ama olayın ciddiyetinde sahte bir hesap değil, gerçek hesap ve bu kişi gerçekten bu işle ilgili. Vatandaş mı söz konusu kişi? Bu tabii evlilikten dolayı vatandaşlık almış geçmiş yıllarda. Tabii daha önce ben İçişleri Bakanımızdan buradan gece bizim arkadaşlara bir araştırma yaptırdım. Nasıl aldı, nedir, kimle evlendi, hep onu ne zaman boşandı, ne zaman girdi, ne zaman çıktı. Onlar önce bilgiyi aldım. Sonra ilgili şahsı aradım. Ondan sonra baktım iş ciddi, döndüm. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nı aldım. İçişleri Bakanı kısa sürede onlar da bizim aldığımız bilgileri, buradaki bilgiler, orada kendileri de aynı bilgileri. Nereyi bitirdi, ne yapıyor? Onunla ilgili sabah 04'te de mesaj attı Sayın Bakan. İlgili kişi yakalanmıştır diye. Tabii bundan sonraki söz konusu kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığının akıbetinin ne olacağının sorulması üzerine ise arkadaşlar bu konuda gerekli çalışmaları başlattılar ifadesini kullanan Oğuz, eğer bununla ilgili yasada bir hakkımız varsa bunu kullanacağız. Vatandaşlığını iptal edeceğiz. Bazen bir hakkı verirsiniz ama sonra o hakkı geri almak yasal olarak imkansız olur veya belli gerekçeler gerekir. Bu konuda hukuki zeminde elimizde imkan neyse onu sonuna kadar kullanacağız. Bu ülkenin vatandaşlığı bu kadar ucuz değil. Birileri vatandaşlığı bir şekilde hak etmiş, almış, daha sonra onu pazarlama amaçlı kullanması hoş değil. Bunun üzerine ciddi bir şekilde gideceğiz şeklinde konuştu. Dursun Oğuz, dedikoduların fazlalığına işaret ederek gerçek olan tüm konularda devletin üzerine düşeni yapmakta olduğunun altını çizdi. Çok büyük söylem var, çok büyük suçlama var, iftira. Yeni eğitim yılı öncesi Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'ndan okulların son durumuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Çavuşoğlu okullarda deprem dayanıklılıklarına yönelik yoğun çalışmaların sürdüğünü söyledi. 2023-2024 eğitim yılının hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, bu öğretim yılına geçmiş dönemden farklı olarak halkla, kurum ve kuruluşlarla hep birlikte başlandığına işaret etti. Okul başlıyor pazarını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yeni eğitim yılı öncesi mesajlar verdi. Okullarda deprem dayanıklılıklarına yönelik yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, halkın moral ve motivasyona ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek ayağa kalkabilmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. Çocukların 2023-2024 eğitim yılının hayırlı olmasını dileyen Bakan Çavuşoğlu, bu öğretim yılına geçmiş dönemden farklı olarak halkla, kurum ve kuruluşlarla hep birlikte başlandığını kaydetti.
Sayın seyirciler, 4 gün sürecek Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı 2023 bugün başladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, hava ve deniz unsurlarının iştirak ettiği tatbikat 15 Eylül'de tamamlanacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla 4 gün sürecek Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı 2023 başladı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor. Tatbikata Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, hava ve deniz unsurları iştirak ediyor. Tatbikat 15 Eylül'de tamamlanacak. Limasol'a bağlı Akrunda bölgesinde cumartesi günü çıkan yangının bu sabah kontrol altına alındığı aktarıldı. Yangın sonucu 8 kilometre karelik bir alanın yandığı tahmin ediliyor. Yunan Dairesi tarafından yapılan açıklamada Limasol'a bağlı Akrunda bölgesinde çıkan yangının bu sabah kontrol altına alındığı belirtildi. Rum Haber kaynakları yangın sonucunda 8 kilometrelik bir alanın yandığının tahmin edildiğini yazarken, yangına kara ekiplerinin yanı sıra 8'de hava aracının müdahale ettiğini kaydetti. Yangın söndürme çalışmalarına Ürdün'den gelen 2 hava aracının da katkıda bulunduğu ifade edilirken, yangının çıkma sebebinin yetkili makamlar tarafından araştırıldığı ve yangının kötü niyetli bir şekilde çıkarıldığına dair tanık bulunduğu belirtildi. Tarım Dairesi haftalık meyve sebze analiz sonuçlarını açıkladı sayın seyirciler. Bir ithal, 2 yerli üründe limit üstü, 1 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. İthal ürünler menşeine iade edilirken tavsiye dışı koruma ilacı kullanılan yerli ürün ise imha edildi. Tarım Dairesi'nin 1-7 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıdalarda yaptığı denetimler sonucunda bir ithal, 2 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü, 1 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit ettiği açıklandı. Daireden yapılan açıklamaya göre ithal ürünlerde 47 numunenin 46'sı temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı. SVS Ticaret Limited'e ait armut, SM firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. Yerli ürünlerde ise 15 numunenin 12'si temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı. Akçay köyü sakini Durmuş Aydın'a ait Böğürce'de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi. Hamitköy sakini Şeniz Dalkıran'a ait beyaz ve kırmızı üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Ve devam edelim. Fas'ta cuma günü meydana gelen depremin ardından enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarış sürerken acil durum kuruluşları uzak bölgelere yardım ulaştırmak için mücadele ediyor. Resmi sayılara göre en az 2122 kişi hayatını kaybederken çoğu ağır olmak üzere 2421 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fas'ta meydana gelen deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Fas'ta cuma günü meydana gelen deprem felaketinin ardından enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. Çalışmalara yardım için mekanize araçlar ulaştırılamazken, köylüler enkaz altında sağ kalanlara ulaşmak için elleriyle ve küreklerle kazmaya devam ediyor. Ülkede son 60 yılda yaşanan cuma günkü en ölümcül deprem, Marakeş kentinin güneyindeki dağlık bölgelerde bulunan köyleri vurdu. Resmi sayılara göre en az 2122 kişi ölürken çoğu ağır olmak üzere 2421 kişi de yaralandı. 6,8 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle binalar çöktü, yollar ulaşıma kapandı ve deprem ülkenin kuzey kıyısı gibi uzak noktalarda bile binaları salladı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Marakeş'in eski kent bölümü de hasar aldı. Fas Kralı 6. Muhammed 3 günlük ulusal yas ilan etti. Saraydan yapılan açıklamada kan bankası, su, gıda, çadır ve battaniye stoklarının artırılması için sivil savunma birliklerinin konuşlandırıldığı açıklandı.
Ancak açıklamada en büyük hasarı alan bazı uzak yerlere depremden saatler sonra ulaşmanın mümkün olmadığı da kabul edildi. Deprem nedeniyle kopan kayalar, sarsıntıdan en ağır hasarı alan yerlerin bulunduğu Atlas Dağları'na giden yolların bir kısmını kapattı. Marrakeş'in 55 kilometre güneyinde, dağların içinde bir vadide bulunan küçük Amizmiz kasabasında birçok bina yerle bir oldu. Kasabadaki hastane boş ve girilmesi tehlikeli olduğu söyleniyor. Hastalar çadırlarda tedavi edilmeye çalışılıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaşanan deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Tatar mesajında Fas'ta meydana gelen depremde 2000'in üzerinde can kaybının olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Son yüzyılda ülke tarihinde yaşanan en büyük depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Vietnam arasındaki ilişkiler bir ileri aşamaya taşınıyor. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, iki ülke ilişkilerinin düzeyinin kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltilmesinde anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Hindistan'da düzenlenen G20 zirvesinin ardından Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye giderek Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'la bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın açıklamasında iki ülke ilişkilerinin düzeyinin kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltilmesine ilişkin ortak bildiri kabul ettiklerini duyurdu. Biden, ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesinden memnun olduğunu belirterek, bunun Amerika ve Vietnam arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Biden, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasını dört gözle beklediğine ve bu ziyaretin Hint-Pasifik bölgesiyle dünya için tarihi bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti. Vietnam lideri Nguyen Phu Trong, iki ülkenin ilişkilerini normalleştirip kapsamlı ortaklıklarını kurmalarından bu yana güçlü ve etkili ilerlemeler kaydetmeleri konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı. Yeni ortaklık sayesinde Amerika ile Vietnam arasındaki ilişkilerin ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğinin teşvik edilmesi yoluyla daha yüksek bir seviyeye çıkarılacağını ifade eden Trong, iki ülkenin bu ilişkisinin tüm dünya için faydalı olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Vietnam lideri Nguyen Phu Trong'la görüşmesinden sonra başkent Hanoi'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vietnam'a ilk ziyaretini yapan Biden, Çin'le soğuk savaş başlatmaya çalışmadıklarını vurgulayarak amacının Amerika'nın Vietnam ve diğer Asya ülkeleriyle bağlarını geliştirerek dünya çapında istikrar sağlamak olduğuna dikkati çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam, soğuk savaş yıllarında 1955-1975 yıllarında 20 yıl süren kanlı bir savaş yürütmüştü. Savaşta 1 milyondan fazla Vietnam askeri ve 180 bine yakın sivil yaşamını yitirmiş, Amerika'da 58 bin askerini kaybetmişti. Nijerya'nın Niger eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucunda 26 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Mokva Bölgesi Başkanı Cibrin Bürege yaptığı açıklamada Niger eyaletinin Jabba bölgesinde Kanji bölgesine gitmek üzere yola çıkan teknenin Mokva nehrinde alabora olduğunu belirtti. Bürege arama kurtarma çalışmalarında 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti. Kayıp yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Bürege, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi. Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman tekne faciaları yaşanıyor. Son olarak dün Adamawa eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin kötü hava koşulları nedeniyle batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Polonya, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla boğuşuyor. Vatandaşlar 31 derece dolayındaki hava sıcaklığı nedeniyle suya girerek serinlemeye çalışıyor. Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü ülkenin bazı bölgeleri için orta dereceli sıcaklık duyurusu yaptı. Eylül ayı başından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 14 Eylül'e kadar süreceği bildirildi. Termometrelerin 31 derece gösterdiği Krakow kentinde ise vatandaşlar suya girerek serinlemeye çalıştı.
Karayollarına ilişkin bir uyarı haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Yeşilköy Kavşağı ile Yeni Erenköy Kavşağı arasındaki yolda asfaltlama çalışması yapılıyor. Söz konusu yol 22 Eylül Cuma gününe kadar araç trafiğine kapalı olacak. Karayolları Dairesi Müdürlüğü Yeşilköy Yeni Erenköy Kavşağı istikametini kullanacak sürücülere uyarıda bulundu. Karayolları Dairesi açıklamasında Yeşilköy Kavşağı ile Yeni Erenköy Kavşağı arası yol güzergahında asfalt kaplama çalışması yapılacağı ve bu nedenle söz konusu yolun 22 Eylül Cuma gününe kadar trafiğe kapatılacağı vurgulandı. Bu sürede trafik alternatif yol güzergahından sallanacak. Karayolları Dairesi, güzergahı kullanacak sürücüleri can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Eski bakan, milletvekili, Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu, BRT eski müdürlerinden İsmet Kotak, ölümünün 12. yıl dönümünde mezarı başında anıldı sayın seyirciler. Anma töreninde yapılan konuşmalarda İsmet Kotak'ın ülkesine ve halkına verdiği hizmetlere işaret edildi. Kotak'ın örnek bir isim olduğu kaydedilen konuşmalarda lider kişiliğiyle asla unutulmayacağına da işaret edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinde en ön saflarında yer almış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında çok büyük katkısı olan Cumhuriyeti ilan eden hükümetin üyesi ve bağımsızlık bildirgesindeki 3. imzanın sahibi, eski bakan milletvekili, TMT mensubu, gazeteci yazar, BRT eski müdürlerinden İsmet Kotak için kalbi başında anma töreni düzenlendi. Anma töreninde konuşan TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, İsmet Kotak'ın devlet adamı, iyi bir aile reisi ve eserler bırakmış bir vatansever olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda imzası bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması için elinden geleni, çabayı gösteren çok değerli bir abimiz, bakanımız, parti başkanımız ve bunun ötesinde de iyi bir aile reisi olarak kendisini tanıdık. Kotak'la birlikte çalışma imkanı bulduğunu kaydeden Bayar, sadece Kıbrıs'taki olayları değil, dış basını da yakından takip ettiğini anlattı. Bayar, Kıbrıs'ta ilk kez büyük boy 4 renkli bir gazetenin baskısını gerçekleştirdiğini ve 13 yıl boyunca gazetenin her şeyle ilgilendiğini ifade etti. İsmet Kotak'ın parti başkanı, bakan, siyasetçi olarak sosyal ve ekonomik alanlarda Kıbrıs Türk halkına eserler bıraktığını kaydeden Bayar, eserlerinin İsmet Kotak'ın değerinin göstergesi olduğunu kaydetti. İsmet Kotak'ın oğlu Serhat Kotak da İsmet Kotak'ın sanata ve kültüre önem verdiğini, halkı için her şeyi yaptığını, devletin kurulup yönetilebilmesi için canla başla çalıştığını, kendi çıkarını halkın çıkarından önde görmediğini, dürüst, sevgi dolu, başarılı ve mütevazı olduğunu anlattı. Serhat Kotak, bu değerlere sahip birinin oğlu olmaktan gurur duyduğunu da vurguladı. Başbakan Ünal Üstel de İsmet Kotak gibi değerli ve unutulmayacak insanlar sayesinde bugün ülkede özgürlüğün yaşandığını kaydetti. Mücadele eden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanan insanlar sayesinde bugün bayrağımızı göklerde dalgalandırıyoruz ve dalgalanmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise İsmet Kotak'ın örnek ve lider bir insan olduğunu ifade etti. Meclis Başkanı Töre, Kotak'ın fikir, düşünce, enerjisi, davranış, yenilikçi yapısı, çağdaş düşünceleriyle üreten ve lider şahsiyetli bir insan olduğunu söyledi. Ve doğruya doğru derdi, yanlışa yanlış derdi. Ve doğru bildiğini de mutlaka yapardı, yapmaktan vazgeçmezdi. Böyle bir karakterdi. Yani kendisini ben hayattayken tanıdığım için çok kendimi bahtiyar hissediyorum, mutlu hissediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip çıkan büyük bir Atatürkçüydü. Bağımsızlık benim karakterimdir şiarını kendi yaşantısına monte eden birisi. İsmet Kotak'ın örnek alınması gerektiğini söyleyen töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip çıkacağız, o zaman ruhu şad olur dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da İsmet Kotal'ı erken yaşlardan tanıdığını ve kendisiyle birçok anısı bulunduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında anılarından bahsetti. Kotal'ın çok çalışkan ve enerjik olduğunu belirten Tatar, Kotal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde en genç bakan olarak anımsadığını ifade etti. Tatar, o zamanın tarihinde Kotal'ın geleceğin lideri olarak anıldığını kaydetti. Hayatımın erken yaşlarından başlamak suretiyle onu da çeşitli farklı dönemeçlerde kesişmiş, buluşmuş ve birlikte düşüncelerini paylaşmış bir kişi olarak kendisini rahmetle anarken gazeteciyi sosyal hayata çok meraklı, kendi sanatsal kişiliğiyle, yazılarıyla, düşünceleriyle, kooperatifçiliğiyle, siyaset kimliğiyle Kıbrıs Türk halkında gerçekten büyük hizmetler ve emekler vermiş. İzleri her zaman bizimle olabilecek bir kişiden bahsetmekteyiz. Kotal'ın kurucu mecliste de görev aldığını anımsatan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanan enerjisi, yazıları, düşünceleri ve liderliğiyle iz bıraktığını söyledi. Tatar, Kotal'ın hizmetlerinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurguladı. Konuşmaların ardından İsmet Kotal'ın kabri başında dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da İsmet Kotal'ın ölümünün 12. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. İsmet Kotal'ın bulunduğu mevkilerde ülkesine hizmet vermiş bir isim olduğunu belirten Özkurt, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na verdiği hizmetlerinde unutulmayacağını vurguladı. Özkurt açıklamasında birçok önemli pozisyonda görev alarak Kıbrıs Türk'üne hizmet vermiş bir duayenin oturduğu makamda bulunmak ayrı bir gurur vesilesi benim için ifadelerine yer verdi. Özkurt ayrıca BRT uydu yayıncılığının İsmet Kotal döneminde başladığını da anımsattı. Ve bizden BRT'den bir haberle bültenimize noktayı koyalım sayın seyirciler. Kurumumuzun simge isimlerinden merhum Hüseyin Kanatlı bu akşam anlamlı bir etkinlikle hatırlanacak. Hüseyin Kanatlı 92 yaşında etkinliği düzenleniyor. Kıbrıs Türk Radyo ve Televizyonculuğunun önemli isimlerinden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun duayen sesi merhum Hüseyin Kanatlı anlamlı bir etkinlikte anılıyor. Girne'de Uptown Büyük Anadolu Otel'de düzenlenecek Hüseyin Kanatlı 92 yaşında etkinliğinde şarkılar seslendirilecek, anılar anlatılacak ve şiirler okunacak. Etkinlik saat 20.30'da başlayacak. Evet sayın seyirciler, bu haberle birlikte gün ortası haber bültenimizin de burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine ilerleyen saatlerde diğer haber bültenlerimizde yine güncel gelişmelere ulaşabilmeniz mümkün olacak diyelim. Mutlu bir gün sizin olsun, hoşça kalın. Geleneksel Attila Topaloğlu Anı Kupa maçı 13 Eylül çarşamba akşamı oynanacak. Ülke futboluna hakemlik, hakem eğitmenliği yanı sıra MHK başkanlığı göreviyle de önemli katkılarda bulunan merhum Attila Topaloğlu anısına bu yıl yapılacak maçta Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü takımları karşı karşıya gelecek. Bu yıl 23.sü organize edilen anı maçı yine 20 Temmuz Mete Adanır Stadında oynanacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Kıbrıs Türkspor Yazarları Derneği organizesi o maç başlat halı saha futbol turnuvasında mücadeleye devam ediyor. 4 Eylül'de başlayan turnuvada 3. hafta müsabakaları yarın yapılacak. Gönyeli halı sahasında yer alan turnuvada yarın saat 20'den itibaren Evliya Objektif Bağımsız Medya, Tribün Kıbrıs, Gelengül Production maçları var. Geleneksel turnuva 14 Eylül'de oynanacak, finalle tamamlanacak. Cihangir Gençlik Spor Kulübü tarafından organize edilen U10 futbol şenliği tamamlandı.
2013 doğumlu futbolcuların Cihangir Stadı'nda mücadele ettiği turnuvaya 16 takım katıldı. 4 grupta 4'erli takımların tek devreli lig usulüne göre oynadığı organizasyonun finalinde Maus Atatürkücü ile Cihangir karşılaştı. U10 finalini kazanan taraf Maus Atatürkücü oldu. Turnuvada Cihangir'in ardından Küçük Kaymaklı 3. Çetinkaya 4. sırada yer aldı. Futbol Şenliği organizasyonunun final maçı sonrasında düzenlenen törende takımlara kupaları yetkililer tarafından verildi. CMC Golf Kulübü'nün Monthly Medal turnuvasında Gülay Garapli ve Kit Goddard birincilikleri aldı. Yeşilyurt sahasında dün yapılan yarışmada handikapları 0-22 arası oyuncular A23'ten yüksek olanlarsa B kategorisinde yarıştı. Stroke Play formatında 18 çukur ve Kurs handikapın %95'i baz alınarak yapılan mücadelede A kategorisinde Gülay Garapli 68 netle ilk sırayı alırken B kategorisinin birincisi Kit Goddard 69 netle rakipler geçti. Kulübün bir diğer organizasyonu 17 Eylül'de gerçekleştirilecek. Almanya FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77 mağlup ederek şampiyon oldu. Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuva final maçıyla tamamlandı. Baştan sona çekişmenin yaşandığı maçın ilk yarısı 47-47 eşitlikle sona erdi. Üçüncü periyotta iyi savunma yaparak rakibini 10 sayıda tutan Almanya üçüncü periyot sonunda 69-57 üstünlük yakaladı. Oyunun son çeyreğinde farkı kapatmaya çalışan Sırbistan hücumda başarılı olamadı ve rakibini 83-77 yenen Almanya şampiyonluğa ulaştı. Almanya bu sonuçla tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Sırbistan ise 2014'ün ardından ikinci final maçında da kaybetti. Almanya'da Schroeder turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin 6. haftası 9 maçla başladı. Euro 2024 elemelerinin 6. hafta ilk gününde B, E, G ve H gruplarında karşılaşmalar oynandı. Alınan sonuçlar şöyle. B grubu Yunanistan 5, Cebeli Tarık 0, İrlanda 1, Hollanda 2, E grubu Faroe Adaları 0, Moldova 1, Arnavutluk 2, Polonya 0, G grubu Karadağ 2, Bulgaristan 1, Litvanya 1, Sırbistan 3, H grubu Kazakistan 1, Kuzey İrlanda 0, Finlandiya 0, Danimarka 1, San Marino 0, Slovenya 4. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası finalini kazanan İspanyol takımından bir futbolcuyu dudaklarından öpmesi sonrası gelen tepkiler üzerine olaydan 3 hafta sonra görevinden istifa etti. Rubiales istifasını görevinin sürdürülemez hale geldiğini belirttiği bir açıklamayla duyurdu. Rubiales yaptığı açıklamada FIFA tarafından uygulanan hızlı uzaklaştırma kararı ve hakkımda açılan diğer davalardan sonra görevime geri dönemeyeceğim açıktır, dedi. Beklemekte ve tutunmakta ısrar etmek ne federasyona ne de İspanyol futboluna olumlu bir katkı sağlamayacaktır. Çünkü geri dönmemi engelleyecek fiili güçler var, diye ekledi. Rubiales ayrıca UEFA'nın başkan yardımcılığı görevinden de istifa ettiğini söyledi. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim. Bugün haftanın ilk günü ve bugün özellikle öğle saatlerinde bir sağanak yağmur bekliyorum. İç kesimlerde. Tabii ki sıcaklıklar da mevsim normalleri civarına düşecek bugün. Ve yarından itibaren yine sıcaklıklar yükselecek. Hatta hafta içerisinde 37-38 derecelere kadar hava sıcaklığı çıkacak. Bugün Kıbrıs'ta hava önceleri açık az bulutlu, zamanla parça bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. Ve en yüksek hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek bugün. Ve Lefkoşa'da 33 derece, Güzelyurt'ta 32, Lefke'de 31, Girne'de 30, Alev Kayası'nda 27,
Gazimausa'da ve Larnaka'da 32, İskele'de 33, Karpaz Yarımadası'nda. Nerelerde? Mehmetçik'te, Yenerönköy'de, Dipkarpaz'da ve Zafferburnu'nda 30 derece, Limassol'da 31, Baf'ta 30 ve Troodos. Troodos'ta efendim en yüksek hava sıcaklığı 20 derece. Ve gecemiz açık ve az bulutlu geçecek. Ve en düşük hava sıcaklıkları Troodos'ta 11 derece efendim. Ve başkent Lefkoşa'da 20, Güzelyurt'ta 19, Lefke'de 21, Girne'de 24, Alev Kayası'nda 18, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te ve İskele'de 20, Gazimausa'da 21, Larnaka'da 22, Limassol'da 21 ve Baf'ta en düşük hava sıcaklığı 22 derece olacak. Ve yarın Kıbrıs'ta hava az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu ve bir hafif yağış geçişini beklemek mümkün. Ve en yüksek hava sıcaklıkları ne oluyor? Yükseliyor efendim ve mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bugün 33 derecelerde seyredecek olan hava sıcaklığı yarın Lefkoşa'da 36 dereceye çıkacak. Güzelyurt'ta 33, Lefke'de 30, Girne'de 33, Alev Kayası'nda 30, İskele, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik'te 32, Zaferburnu'nda 31, Gazimausa ve Larnaka'da 33, Limassol'da 30, Baf'ta 31 ve Troodos'ta 20 derece. Evet, tabii ki orman yangın olasılığımız ve ultraviyole radyasyonumuz bugün yüksek, yarın çok yüksek efendim. Evet, güzelim Kıbrıs'ta bugün mevsim normalleri civarı seyredecek bir sıcaklık. Yarından itibaren tedirgin sıcaklıklarımız mevsim normallerinin üzerinde çıkacak. Bugün yer yer sağanak yağmur bekliyorum. Özellikle öğle saatlerinde, yarın ise iç kesimlerde parçalı bulutlu bir görünümle birlikte bir sağanak yağmur geçişini bekliyorum. Rüzgarlarımız güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek efendim. Evet, iyi haftalar efendim ve diğer yayınlarımızda buluşuyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.